Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Belim hala çok kötü. Evet, Ceyda'dan yediğim dayağın sonucunda. Fırat Albayram'ın işine olan aşkını, size olan bağlılığını umarım görüyorsunuzdur. Bacak kasıldı komple. Evet. Bir de karıncalanma var. Muhtemel fıtık. Hatta bu çekimi yapıp hastaneye gideceğiz. Misafirimiz var. Misafirimizde ayıp olmasın diye bu içeriği kesinlikle çekeceğiz dedim. Kim var? Bakalım kim varmış. Hadi devam edelim. Ah. Ororo Sushi'ye geldik Ororo arkadaşlar. Sushi'deyiz. Zaten birazdan menüde falan görürsünüz her şeyini. Merhaba. Yoshi. Yoshi mekana yerleşmiş kedisinde. Japonya'dan geldi kedisiyle birlikte. Evet, Japon kediyle beraber. Anime kedisiyle geldi. Dedik ki Japon restoranına geldik. O zaman yanımızda bir Japon kardeşimiz olması lazım. Yoshi de Türkçe bildiği için iyi anlaşabileceğiz. Yoshi eğilmedik ama. Selamlaşmayacak mıyız? Bir şey diyeceğim. Selam. Bizim Türk filmlerinde böyle aptalca bir espri var da bu yıllarca devam etti. Şükürler evet. Olsun bıraktığınız o salak espriyi. Sürekli herkes birbirine eğiliyordu böyle. Eğlenmek bizde var ama daha böyle business ortamında, resmi kanka ortamında. Kanka iş yapıyoruz şu an o zaman. Ben eğildim mi? Bir daha eğiliyor ya. Sonsuza dek devam ediyor. Yok yok öyle bir şey yok. Yok yok. Yoshi'nin kanalında videolar yok, efsane. Yok. Yok yok öyle bir şey yok. Bir de Türk filmlerde bunu yapıyorlar. He, o ne? Onu... Yok biz. Nasıl yok. Yok ya? Bu var. Geyşalar yapıyor bunu. Yok yapmıyor. Peki tamam yapmıyormuş. Bir Japon evde DVD yapabilecek zekaya sahiptir. DVD mi? Evet. Bir evet. Japon kendi DVD'sini kendi yapabilir. Mutfakta falan mı? Tamam yapamıyormuş okey. Bizde öyle bir hikaye var da. DVD kızartma. Bir dönem bütün kaçak elektronikler Japonya'dan geliyordu. Ha. Ben şimdi 36 yaşında olduğum için hani onları yaşadım. Şimdi öyle değil. Ha. O yüzden biz öyle düşünmüştük. Bir de Fatma Giri'nin Japon robot olduğu bir film var. İzledin mi? İzledim. İzledin mi onu? İzledim. Tepki verdim. Instagram'ında var. Var mı? Evet. Yoshi'nin şöyle bir olayı var. Twitter'da arkadaşlar Japonya ile ilgili aptal aptal şeyler paylaşıldığı zaman onun aslında doğru olmadığını teyitleyen kişi. Evet. Yoshi'yi etiketliyorlar. Diyorlar ki abi bu doğru mu değil diyor. Mesela neydi? En son bir tane vardı. Ha evet. Kintsugi gibi. O doğru çıktı. Onlar... Bir dakika doğru mu çıktı? Bazen doğru çıkıyor. Evet Yoshi de çok bilmiyormuş bu işi arkadaşlar. Ama ona sormuşlar doğru demiş işte. Doğru bir şey de var. Yok böyle bir şey diyor. Kanka tıka basa doyacağız. Bir Japon çok yer mi? Yer. Porsiyon bu arada çok büyük ya. Çok çok büyük. Onu dedim işte. Japonya'da çok küçük. Sizde de böyle çeşit çok. Burada Türklerin damak tadına özel olan Japon yemeği yiyeceğiz. Muhtemelen sizin tabii. Osakalısın sen. Osakalıyım. Ya Osaka'yı bilirim. Osakalı gibi değildir muhtemelen. Osakalı, çünkü... bu sakalı, şu sakalı gibi salak espri yapmayacağım tabii ki de. Çünkü muhtemelen... Ne dedin? Boş ver onun ne dediğini. Osaka'yla dalga geçtim. Osaka'yla dalga geçtim. O genel olarak dalga geçiyor. Yani muhtemelen sizin oradaki yemeklerden farklıdır ama bakalım beğenecek misin? Olabilir. Ben bakalım. Beğeniyorum. Japonya'da hiç yeme şansımız olmadı. İnşallah bir gün öyle bir şansımız İnşallah olur. İnşallah bizi bir gün Japonya'ya götürürsün de yeriz. Aha. Göstereceğim. Kedimiz de burada. Dursun kedimiz burada. Kedi, ben Yoshi Ceyda. Şimdi menüden daha önce Orkun'un videosunda bahsetmiştim hatırlıyorsunuz Orkut Işıtmak'ta. Ramen yemek için gidiyorum diye kart kaldırdığımız zaman ramen yokmuş şu anda. Şimdi udon varmış değil mi? Burası daha bizim düzenli gerçek. Geldiğimiz bir yer çok severek zaten. O yüzden dedik ki Yoshi'yi getirelim beraber yiyelim yemeklerine bir ya bakalım. Ya normalde Japon yemekleri yemiyorum Türkiye'de çünkü normal Japonya'dan yemeğe. Çok farklı olduğu yani için. Ben de Japonya'ya gitsem kebap yemem Japonya'da. Evet evet. Beklentim çok yüksek olduğu için yani. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın hemen soralım. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Artık şu ırkçı, iğrenç espriden vazgeçin. Abi bana göre herkes Çinli zaten. Tamam işte o da Japon değil mi? Gibisinden. Cancıklıktır. Adam Çinli değil, adam Japon. Yani bu şuna benziyor. Yunanistan'la Türkiye yan yana diye hepsi Yunan değil mi gibi bir şey oluyor. Ama tabii. Japon olmam Çinli olduğum gerçeğini değiştirmez diyorlar. Bu çok saçma bir hikaye bu yani bence. Ben olsam alınırdım. Sen alınmıyorsun artık değil mi buna? Yani her gün geldiği için. Değil mi? Alıştın artık. Lazım. Evet. Ne kadar söyler misin? Korona senin yüzünden çıktı diye sistem eden oldu mu? Laf eden oldu, oldu mu? Sokak yürüyorum. Araba geçiyor. Oo korona diye bağırıyor falan. Ya bir de... birkaç kere vardı. Bir de metroya biniyorum. O zaman hala maske takan yoktu bu arada Türkiye'de. Ben dikkat olayım diye. Takıyordum. Benden kaçanlar falan aldı. Tam tersi algılayıp acaba sen mi yayıyorsun diye. Ya ne kadar niye böyle bir insan o? Peki bir şey soracağım. Japonya'da hasta hissetsen bile maske takıyormuşsunuz, doğru mu? Korona gelmeden önce de bayağı insanlar takıyordu. Hasta olmamak için, grip olmamak için. Bir de bizde çok polen aleji falan çok yaygın olduğu için bizde korona korumak için. Burada bir de kadınlar bazen şey makyajsız yüz göstermeyeyim diye takıyorlar. Makyajsız fotoğraf atmaz aslında influencer. Çok benziyoruz Japonlarla. Aa. Tabii. Aa, mantıklıymış ha. Bir yere gideceğim mesela tak maskeyi.
Kanka neden Türkiye? Neyi çekti seni mesela? Yemekler, misafirperverlik, çok nazik insanlar var. Arkadaşım var Bursa'da. Onun ailesiyle beraber böyle birkaç gün kaldık. Tekrar gelmeye başladım. Çok sevdim her şeyi buradaki. Her yerde uyuyor musunuz? O var. Otobüste falan uyuyordum. Okula giderek diyor. Bana benziyorsunuz. Ben de her yerde uyuyorum arkadaşlar. Ben bir Japon muyum? Ama iş yerinde uyumak ayıptır. Soya sosu. Seversin. Her şey sosu. Soya sosu severim. Seviyorsun. Sever. Her şeye değil ama çok kullanıyoruz yemek içinde. Bu Çin'dir. Bu Çin'dir evet. Ama bizde de yenir Çin. Bunlar takoyaki. Bu okonomiyaki bizden Osaka'nın favori yemeği. Geçen gün ben bunu yedim. Pizza gibi bir şey ama. Ya pizza gibi ya da pancake. İtalyan oldum bir anda. Ya pizza gibi pancake. Nori var bu arada. Nori dediğiniz yosun. Bir de mayonez. Özel sos burada yapıyorlar. Ben şurada göstereyim. Şöyle bir şey. Takoyaki bu da. İçinde ahtapot var. Ahtapotlu ne bu? İçli köfte yavrum. İçli. İçli köfte top yani işte. Benziyor. Ne? Benziyor. Bun değil mi bu? Ekmek şey arası. Anlamadım. Çin'dir kesin. Baoban. Baoban. Baba mı yiyorsunuz? Baoban. Baba yemiyoruz kardeşim. Ne alakası var? Baoban. Denizden baba çıksa yiyor. Sen iyice Türk olmuşsun ha. Sen söyleyeceksin. Bana niye soruyorsun? Ya ben bileyim. Bilmiyorum ki. Bu ne Japon yemeği değil. Sen bütün Japon yemeklerini biliyor musun? Ben bütün Türk yemeklerini mesela bilmiyorum. Yo bilmiyorum da. O zaman sen de çaktırmadan bilir kişi ilan etmiş kendini Japonya hakkında. Belki Japon yemeği mi? Değilmiş ama biliyorum. Biliyorum. Ama bu ebitiri. Dinamit karides oğlum mu? Nasıl? Ebiçiri diyoruz biz. Ebiçiri almaz mısınız canım siz de artık? Ebiçiri yersiniz. Ama çok güzel görünüyor. Çok güzel bir şey bu. Nereden biliyorsun çok güzel? Yedik biz bundan. Bundan yedik yerim. Böyle yapılmaz. Bu yanlış mıydı? Ya biz böyle yapıyoruz bazen. Neden? Kılçıkları almak için. Kılçık. Haşi diyoruz. Bunun çok kuralları var. Bazı şeyler ayıp oluyor. Yani mesela? Mesela böyle yapınca ayıp olur. Yalamak ayıp olur. Ben hep yalarım. Ya da böyle yapınca, yapmak istemiyorum ama göstermek için şöyle yapınca ayıp kanka olur. Kanka kimse bilmiyor ayıpları, istediğini yap. Kimse burada bilmiyor evet. Yemeğe şöyle yapınca bu da ayıp olur. İkimiz böyle tutup bunu yapınca da ayıp olur. Böyle çok kurallar var. Tamam, biz ayıp edersek bilmiyoruz, o yüzden öyle düşün. Şimdi her şeyden bir tane başlıyor muyuz? Bak bu çok güzel bir şey. Çok güzel yiyorum. Çok güzel değil mi? Taze bir de. Beğendi. Böyle yapmam. Güzel. Beğendi. Güzel değil mi? Karides severim. Karides sevmeyen de sevebilir bu arada böylesine. Acı biraz. Kanka dinamit dedik işte. O. Dinamit patlayıcı demek. Ağızda lezzet patlaması da diyebilirsin. Anladım. Acı mıyız? Acı yavrum, acı. Acı. Ne yiyeyim şimdi? Okonomiyaki'dan. Yiyelim onu, merak ettim ben. Japon pizzası. Açıyorum. Açıyor muyum? Normalde hamurlu. Nasıl ya bu? Ya normalde daha çok böyle pizza gibi olması gerekiyor da. Ben koyayım mı sana? Allah sen kendine. Yumuşak olmuş. Havuç var içinde. Biz de havuç koymuyoruz. Vay, çok kıymetli bu ya. Güzel mi? Tadı çok güzel. Bu çok iyi bir şey ya. Güzel. Ama bana değişik geliyor çünkü Japonya'daki daha sert ya. Ama dediğim gibi işte. Tadı güzel. Öyle değerlendirmeyeceksin artık. Sen bizi götür Japonya'ya, orada anlarız. Acaba Japonlar orada Adana yapsalar nasıl yapacaklar? Bana şimdi laf ediyor burada. Gidelim Japonya'da bir Adana restoranına bakalım. Kim bilir nasıl yapıyorsunuz? İçine kesin orkinos koyuyorsunuz, yalan de. Ama Japonya'da Türkler var, Türkler yapıyor. Et yok değil mi? Sebze sadece. İşte et olmayınca ben biraz eksik kalırım, onu söyleyeyim. Şimdi şuna bakıyorum. Takoyaki ya. Biz yapmayı unuttuk. Ne yapmayı unuttuk? Itadakimasu. Hani yoktu bu? Selamlaşma yok ama yemeden önce itadakimasu var. Küfür ettirme bize. Yok. Şimdiden yiyeceğim, teşekkür ederim gibi bir şey. Teşekkür ederim bu nimetler için gibi bir durumu var. Tamam. Itadakimasu. Bu benim her şeye önden teşekkür etmeme benziyor. Sahip olmadım. Sen Japonlukla alakan yok senin. Ben biraz belki. Evet, 3-2-1. Itadakimasu. Abone olduğunuz için teşekkürler. Itadakimasu. Abone olduğunuz için. Bu arada Yoshi'nin kanalını da aşağı koydum. Çok eğlenceli videolar var. Yoshi'nin kanalına gideceğiz. Bize Japonca öğretecek. Kanka ben bunu aldım, yemedim. Sana vermiş. Şimdi bunun içinde ne vardı? Ahtapot. Çok iyi. Çok iyi. Ahtapot varsa yerim. Bu üstündeki yosun mu bu? Yosun evet. Sen de onu yiyorsun. Püre gibi ahtapot. Ne gibi? Püre gibi yani. Püre. Yumuşak. Börek gibi bir şey bu.
Bu tam senlik. Çok güzelmiş. Bu arada gerçekten değişik lezzetler bak. Farklı. Ama benim favorim yine de bu. Allah Allah. Biraz sert olmuş burada. Yine beğendiremedik ya. Yoshi'ye bir şey beğendiremiyoruz. Ya Osaka'lıyım ya. Osaka'lı olarak güzel ama. Tadı güzel. Ben bir Antepli olarak hangi kebapçıya gitsem gömerim. İsli bir tadı var. Çok değişik. Çok hoşuma gitti benim. O üzerine yosundan geliyor bence evet. O tat. Taco diyoruz. Ahtapot taco. Biraz küfür olarak kullanabiliriz. Sana masıran takosun. Ne demek taco? Odunsun gibi salak, bir şey. Salak gibi sanırım. Man kafa gibi bir şey. Hamur kafa. Patates ya döner ya Çin döneri işte. Ne alakası var Çin döneri Allah aşkına? Pide arası dönere benzetti bayağı bizim. Evet. Nasıl? Değişik, güzel. Japon restoranı bizim değişik dememiz lazım. Sen niye her şeyi yeniymişin gibi davranıyorsun? Patates mı? Patates. Güzelmiş lan patates. Potato. Hayır o patates değil bence o balık gibi bir şey. Yok ya patates ya bu. Patates mu? Hep değiştiriyorum farkındasın değil mi? Sürekli farklı bir kelime eklemeye başladın. Yok hep aynı şey diyorum. Senin Türkçe bayağı iyi ama. Teşekkür ederim. Türklerde şöyle bir şey vardır. Bir yalansa doğru değil. Bir yabancı Türkçe konuşuyorsa bizim için best olmaktır bu. Bayılırız. Ha. Bu ne? Best bayılırız yani. Ban da bayırıyor. Tavuk tavuk. Tavuk mu? Evet. Patates sandım. Çok iyi. Bu çok senin güzelmiş. Senin pek damak tadın yok galiba be Yoshi. Ha? Hayır o patates değil bence o balık gibi bir şey. Yani patates de çok. Bayağı beğendim bunu. 100 veriyorum. Dövüş spor yapıyor musun kanka? Spor. Dövüş mü? Evet. Karate oynamayan sen Japon değilsin diyorlar. Yani oynamıyorum. Ben 2 yıl Aikido yaptım. Aa güzel. Saygısını kazandım şu an Japon kardeşim. İçini insan biliyorsanız ama. Tabii. Hangisini en çok? Sen bunu beğendin. Ha bu karides, ebi, ben bunu ebi beğendim. Çiri. Bu hem vegan hem de glutensiz olduğu için biraz daha böyle yumuşakmış. Normalde siz herhalde krep falan un koyuyorsunuz. Sağlıksız, sağlıksız falan. Sağlıksız değil ya. Gerçekten yapıyor. Türkiye'de bir trend var. İçine vegan glutensiz koyuyorsun. Evet. Acayip satıyor. Aa şekil bir bak bayılır. Hemen iyi. Böyle yani. Hamburger gömüyorum akşam evde. Tabii tabii. İnfluencer. Ben de öyleyim. Sonra. Bir de avokado koysalardı iki katı satardı ya, bak. Yok net. Avokado olmaz. Ayıptır. Sushi'ler gelecek. Tabii tamam. Sizin oradaki sushi'yle alakası yoktur evet, normal. Evet. Oranın pirinci başka, balığı başka derken geldi. Ama şeklimiz iyidir. Vaaay. Wow. Tabii. Bak bu Adıyaman sushi'si. Bayağı Adıyaman oldu. Bunlar... Bun... Söyle Yoshi, nesi yanlış? Söyle. Söyle kardeşim çekinme. Klasik Japon sushi'ler nigiri var, maki var. Aa, Yotaken Katua. Gayet östü poya katan oğlan. Matalamasuk olan. Ya. Yağ mı? Almanca olduk. Normal pirinç üzerine balık koyuyorsun. Menünün en ucuzu olur. Bizde olmaz, biz bunu kabul edemeyiz. Nigiri daha pahalı. Yok, burada öyle değil. Bunun üzerinde ama biber var. Acı mı bu biber? Ben biraz acı yiyemiyorum. Suslamış. Neymiş? Bunu beğenmiyorsan sen Japon değilsin. Ne alakası var? İçinde şey takua mı var? Ne var? Tatlı turşu. Çok güzel bu arada bence. Ama çok hafif. Hafif bir sushi bu. Mükemmel. Bak hafif benim beğendim. Abi bir şeyin üzerine şu mayonez gelince zaten ben efsane bu. Mayonez de değil başka bir şey daha var. Salata gibi. Evet sanki. Hafif bir şey bu. Hafif. Bu dereotlu bunu severim dur bakayım. Şu hayatta sevmediğim bir tane yeşillik varsa o da dereotudur. Niye işe yaradığını biliyorum. Çok turklaşmış. Bu daha güzel. Bunda balık tadı alıyorum, bu sushi şeyi veriyor. Ben çiğ balık tadı seviyorum. Önemli olan Yoshi beğendi başkanım. Senin ne kadar beğendiğini biz hiç ilgilenmiyoruz. Bu daha güzel. Kanka ben farkındaysan gözlerimin çekikliğiyle damak tadım yaklaşmış. Ceyda cancıktır. Soya sos lazım. Heh, bak işte. Hemen bakalım. Öyle mi lazım? Bir dakika bakayım. Wasabi'yi alıp bu sosun içine koyup karıştırıyorum. Olur, doğru mu? Olur. Ama Japonya'da zaten sushi'lerin içinde koyuyorlar. Bir de ekmek arası sürüp yiyoruz biz bazen evde. He? Bak bakayım. Aa! Öyle bir şey yok. Ayıp. Bu neymiş? Palamut'a benziyor biraz. Yoshi bizim bu ne dememiz lazım ya. Allah aşkına artık bilir geçici gibi davran ya. Vejetaryen sushi gibi bir şey var. Sadece balıksız. Evet tabii canım. Ben kaç evet. Tane gördüm. Tabii canım mı? Ben Japonya'dayken. Balık var ya bir tane sabah kurutulmuş balık yiyorsunuz. Çok kötü kokan. Nasıl? Çok kötü kokuyor. Kokan galiba. Balık mı? Belki belli yörelerde yeniyordur. Yenmiyor. Şimdi bunda ceviz varmış. O vejetaryenmiş ya abi. Sushi içinde ceviz olur mu ya? Olmaz bence de. Ben de kabul etmiyorum şu an. Bunlar Ceyda için işte. Bizim için değil. Biz vejetaryen. Has Japonuz ya. Çok satıyormuş. Öğrendi şimdi. Yarın sen sanki böyle gidip vejetaryen sushici açacak gibi bir halinde var abi. Aldım bilgiyi benden. Çaktırmadan. Aa, çok güzel. Ben sana söylüyorum ya. Güzelmiş ama. Güzel. Aslında şöyle diyebiliriz yani. Bu sushi değil. Bu güzel bir yemek. Evet. Yani sushi'den esinlenilmiş güzel bir şey yani bu.
Dışı balık gibi tadı. Balık gibi mi? Belki tempura'ya benzettim birazcık. O tempura ustaları çok önemli değil mi? Aa, evet. Tempura da sushi de ustaralı olmak zor. İyi de tempura çok basit bir şey ama aslında baktığın zaman. Yok ya, yok yok. Yok yok. Yani evde de yapabiliriz ama usta farklı. Olmaz tabii, farklı. Ustalar profesyonel. Arkadaşlar tempura lokmacı gibi bir şey. Görüntüsel olarak öyle yani. Lokmacıların yaptığına benziyor ama aslında balığı yağda böyle bir şey yapıyorlar. Ya baktığın zaman hiçbir olayı yokmuş gibi duruyor ama ben de belgeseli izlemiştim. Aşırı derecede önemli görünüyor. Bizim izlediğimiz o belgeselin ismi de Jiro. Neydi o? Jiro, şey? Dream of Sushi. İzleyin çok güzel. Evet, şimdi ne diyorsun bizim Türkiye? Şey... Allah! En çok bunu sevdim ben. Balıklı, güzel tadı var. Ama dereotlu, yani Türkiye ile evlenmiş Japonya kültürü. Normal çünkü biz yiyoruz. Sana yapmıyoruz biliyorsun değil mi bunları biz? Biz kendimiz yapıyoruz bunları. Evet. Yani onu baştan söyleyeyim de yani Yoshi. Hani sonra deme yani niye bunlar böyle diye. Peki sence Japonlara biz Adana kebap yapsak severler mi? Damak tatlı olur mu? Adana kebap sever kesinlikle. Oo. Sever. Midye dolma da çok satılabilir orada. Midye dolmacı açmıyor musun Japonya'ya gidip? Açalım, açalım. Açalım vallahi. Açalım, açalım. En sevdiğin Türk yemeği ne? Kanyaruk. Patlıcancısın yani. Patlıcan. Ben de. Ben aynen. De severim. Domates mi var patlıcan. En sevdiğin Türk filmi ne? Gora. Gora mı? Aklıma gelen olaydı. Biz oyuncuyuz biliyorsun değil mi? Ha? Bilmiyordun değil mi bunu? Bilmiyordum. Kaç tane filmimiz var? Kaç tane dizimiz, filmimiz var? Ha Yoshi biz seni tanıyoruz, sen bizi hiç iplemiyorsun ha. Biz gittik Yoshi'yi Instagram'ları olsun, Twitter'ları olsun videolarını izledik. Ayıp oldu. Yoshi ile böyleyiz bu saatten. Karımla evlendiğim filmi izle. Biz filmin içinde evlendik gerçekten bu arada. Sevgiliydik. Aha. Filmde ara verdiler, evlendik. Tablik ederim. Geç kaldım biraz Yoshi be. Biraz yıllar geçti Yoshi. Senin de varmış bir sevgilin Yoshi. Aa evet. Ne zaman evlendik? Evleneceğiz. Evlendik. Düğün yap da altın takalım ya şeydir, iyidir, hoş durur. Tuzlu kahve de içmedim valla. Başına geleceklerden haberdar değilsin sen daha, dur sen daha. Sen, oo, sen. Bu ne? Aa da görmeden, aa bu ne? Bir gör. Aa. Söyle söyle, çekinme ya. Gene bir şey söyle bizim yemeğimize, evet. Bizim yemeğimize. Udon da kızartılmış udon gibi görünüyor. Ya öyle diyorsun diyorsun, sonra burada bakıyorum. Oo, çok güzel. Götürüyorsun. Sen Yemekteyiz falan mı izledin Türkiye'ye geldiğinde? Onlar da böyleydi. Masayı gömerler ama lap lap yerlerdi. İzle. Ya ne? Sen var ya sen. Anlamadım bizim ya. Bizim hakim olmuşsun, anlamadım falan. Çok iyi. Hmm. Ne oldu Yoshi? Sevdin mi? Bu arada yani en az 3 haftalık olan like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor, Yoshi'nin kanalını da takip etsin. Bunlar candır. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar şu an videoyu izleyip abone olmayan kardeşim. Canlar Türkiye'ye geliyorlar, bunun böyle olmaz, bunu böyle olmaz deyip lüp lüp götürüyorlar Yoshi gibi. Her türlü midesine de düşkün. Haksız mıyım Yoshi? Duymadım. Önemli değil Yoshi. Cancıklar gidiyorlar, yedikleri şey hiçbir şey beğenmez. Biz bunu yemeyiz, biz bunu beğenmedim. Hayat boyunca yeni bir şey ağzına tat etmeden öyle devam ediyor hayat. Türkiye'ye gelip öyle diyorlar. Kanka cancancık muhabbeti yapıyorum. Sen biraz kanalı izleseydin de can olduğunu belli etseydin. Hiç bakmamışsın. Hayır ya, boks videosunu bile izlemiş. Bile boks mi? Zaten son videoyu izlemiş. Karıştırma. Kore restoran, Çin restoran da izledim. Ya izlemiş işte. Ama yemekçi abi. En az 3 video izleyerek can olma yolunda. Ben suşilere gömülmek istiyorum ama şimdi size de yedireceğimiz için gömülemiyorum. Hala gözüm şununla, mükemmel bir şey abi. Sevdim, sevdim. Güzel ya. Bir de şey var bizde, bu şapurdatmak. Bu ara. O şey değil mi? Lezzetliyse şapurdatalım. Genel alışkanlık olarak yapıyoruz. Özellikle Kore filmlerinde filmin genel ambiyans efektidir yani o. Hulup hulup hulup. Ambulans efekt. Ambiyans. Ambiyans. Boş bir ortam sesi. Arkadan ortam sesi. Asya'da genelde evet, herhalde öpürdetmek var. Normalde var. Bizde de ayıp. Ayıptır, ayıp, ayıp. Bizde ayıp, ayıp. Yapmıyorum bu arada o yüzden. Yap ya oğlum, yap. Hadi gel mutfağa bakalım. Gel de bir de mutfağa görelim. Ustanın elinde bıçak var. Hadi orada da söyle bakayım. Bunu böyle yapmıyoruz, şöyle yapmıyoruz ya. Hadi bir söyle. Allah aşkına. Ustam Yoshi diyor ki o böyle şöyle, o böyle böyle. Bizim ama götürdü bütün yemekleri. Aa çok güzel olmuş. Oo bu güzel. Ne oldu şimdi, güzel demeye başladın. Bak. Ama bugün çok güzel görünüyor. Unagi var. Unagi seversin değil mi? Unagi severim. Yoshi bilmem bak burada ne var? Avokado. Sevmiyor musun avokado ya? Sinir oluyor avokadoya. Abi avokado. Seviyorum avokado. Wow. Wow mı? Soğan kesiyor ya. Ya Yoshi var ya, sen nerede ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Senin en sevdiğin sushi ne? Uni. Uni mi? Uni. O ne? Biliyor musunuz? Ne var içinde? Biliyor musunuz dediğin usta biliyordur yani. Siyacin. Deniz kestanesi. Ha deniz kestanesi içi. Bu hangi balık? Mantar mı? Mantar o mantar. Shiitake mi? Ha shiitake'den sushi mi oluyormuş? Bu? Ha olur. Ha, yılan balığı değil mi bu? İçinde oluyor onun. Yani senden daha bilgiliyim Japonya konusunda. Nasıl oluyor bu? Sen bak neyi bilmiyorum, görsem söylüyorum ne olduğunu. Bu ne? Bu mu? Zencefil oğlum. Aa doğru. Bu arada tablolar mükemmel. Yoshi bunları gördün mü? Gördüm.
Ne diyorsun? Bunlar 3 ayda bir değişiyor. Burası sergi gibi düşünün. Aynı zamanda küçük kartlar olarak da buradan alabiliyorsunuz, gösteririm. Bunun ne olduğunu anlatmadım. Yoshi ne bu? Parmağını kesmeyi ben biliyorum. Hatalar ve parmaklar diye işte, eserimizin ismi. Yakuzalar parmağını kestiriyor ya. O hikaye. O tepesindeki adam neden her yerde bundan var? Bunlar Oni'dir, Oni. Oni'leri bayağı tatlı çizmişler. Bizim Oni'leri böyle... Burada güzel bir şey. Yemek yerken karşımda öyle bir şey görmüyorum diyedir yani. Ama parmak var. Doğru söylüyorsun. Şamisen var burada bizim. Şey, Japon sazı. Ha, Japon sazı. Şamisen. Sana hediyemiz olsun. Evet, bu parmak. Yoshi'ye de niye Japon şey hediye ediyorsun? Bunları normalde satıyor musunuz? Ha. Teşekkürler. Tamam yavrum, senin değil, hepsinden veriyor ya. Yoshi, ne yap biliyor musun? Japonya'dan getirdiğinde arkadaşlarına hediye et. Japonya'nın en ünlü sanatçılarından de. Dede öyle yap. Hadi devam edelim yemeğe. Ha, sushi'miz var bir tane daha. Sonra tatlı varmış, tatlı. En merak ettim. Bir tanesi yılan balıklı, bir tanesi shiitake mantarlı. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Artık bir şey söyleme. Çünkü hepsini yedin ya. Shiitake içinde oluyor ya normalde. O vejetaryenler için muhtemelen. Evet. Dışarıdan bakınca balık gibi görünüyor. Sen bile balık sandın. Ha, evet, sandım ben. Ben ne yiyorum? Sen de yılan balıklı yiyorsun. Hadi bakalım. Korkma yavrum, yılan değil o. Adı yılan balık. Yılandan korkmam ki ben. Mükemmel bir şey işte yani. İşte sushi yani. Hayır abi. Güzel. Müthiş işte. Gerçek unagi. Sevmiyorum, çiğ sevmediğim için. Çiğ değil bu. Balık sevmediğim için. Yanlış söyledim. Ceydan'ınkini yiyelim kanka. Mantar da çok yemem ki ben. Deyip sabahtan beri her şeyi yemiyorum. Güzel ama. Neyse. Soya sos dedi. Aa! Hatırladın mı ya? Ne? Shiitake'nin tadı böyleydi. Kaç senedir yemedim. Yani shiitake mantarının tadını hatırladım. Ağlasana, annenleri özle falan. Rating olur. Japonya'yı özledim diye şurada bir iki ağla bir şey yap. Hatırladım da yemekle. Olur hadi. Daha çok istiyorum. Sevmedim mi? Ceyda'nın yediği sushi yesen, o bizim yediğimiz hiçbir şeyle alakası yok. Bayağı pişmiş, üzerinde patates kızartmalı, trüflü olanları seviyor. Ya işte damak tadıma uygun. Ama gari'dan yemediniz bu. Gari diyoruz bunlar. Zencefil. Acı için koyuyorlar sanıyordum. Acı gelirse yiyor. Acı değil. Ha, acıymış. Osaka'nın neresi? Osaka'nın kuzeyinden. Ne bildin ha? Ağzını yok diyorum. Bakıyorum Japon mu diye. Yoshi, Türkiye hakkında en sevdiğin şey ne? İki milli duygularımızı kapat kardeşim. İnsanların karakterleri çok cana yakın olmalı. Sohbet muhbat sevmelerle. Onları seviyorum ben. Aa, Yoshi tatlı. Allah. Tatlım gelmiş. Tatlı var mı? Japonya'da çok kültürü var tabii canım. Var, ama var, sizin şekersiz. Şekersiz ama tatlılarınız sizin. Tam benlik. Tahmini kaç para gelecek tahmin edemiyorum. Yoshi ısmarlıyor ama bakacağız ne kadar oldu. Söylemediniz. Zaten bizim gittiğimiz restoranlarda biliyorsunuz devasa fiyatlı yerlere gitmiyoruz. Böyle arada bir arkadaşlarınızla gelip yiyebileceğiniz yerlerden. Güzel yani fiyatları. Bakarsınız aşağıda. Evet, tatlımızın ismi? Mochi. Ya, mochi aslında yemek. Bak yemeğin gene adı. Başladık ya. Ya, mochi'li dondurmadır bence değil mi? Yani mochi dediğimizde yılbaşta biz yiyoruz şöyle. Yapıyoruz. Bir dakika şey demiyor musun sen? Pirinçle yapılıyor. Jathu. Jathu o mochi. Siz de biliyorsunuzdur ya. Biri çekiyor, biri vuruyor. Biri çekiyor, biri vuruyor. Biri su atıyor. Öyle bir senkronla yapıyorlar ki ne zaman abinin eline vuracaklar diye 3 saat boyunca izliyorsun YouTube'da. Açıyorum. Açıyorum mu? Aa, içinde. Gene şaşırdı bak bir şeye ya. Ay çok güzel kokuyor. Limonlu mu? Ne bu? Limon da değil, bir şey daha var. Mango. Çok güzel. Bu bayağı yapışkan bir şey ya. Çok güzel. Tatlı severiz. Bunlar tatlı da yeriz. Yemek olarak da yeriz. Soya sosla, miso. Valla. Meşhur dondurmamız da var. Neyse. Yukimi Daifuku diyor. Okey. Söylemesek de olur kanka. Niye o kadar uzun tuttunuz? Yukimi Daifuku. Meyveli tatlı sevmem ben normalde. Ben çikolata. Farkındaysan ben zararlı olan şeyleri seviyorum Yoshi. Ama bunu sevdim. Sushi zararlı mı o zaman? Sen sevmişsin. Yedik içtik, eğlendik. Şimdi evet. hesabı ödeme zamanı. Taş, makas, şapas yapsak. Şapas mı? Makas. Ben şapas seçeyim. Şapas o zaman. Yok kanka sen misafirsin. Estağfurullah. Yoshi her şeye bir sorun bulsa da götürdü. %90 sevdi, beğendi. Tarnı şişti. Güzeldi ama. Şişti, güzeldi. Güzeldi. Bu arada tabii biz çok fazla şey söyledik. Tabii yani, siz bu kadar söylemeyin. Göstermek için. Kaçtı da kaldı zaten. Şimdi biz bunu ekiple beraber yiyeceğiz. Yani böyle.
Bakıyoruz. Şimdi biz heyecanlı. Kaç parça söylemişiz? 10 parça yemek söyledik. Aslında şöyle. Biz burada bir 6 kişilik yemek söyledik mi? Evet. 614 lira. Bu bize ait bir normal fiyat değil mi bu? Normal. İndirim falan zaten yok. Zaten geldiğimiz en ucuz yerlerden biri çıktı. Arada böyle tadabileceğiniz keyifli yerler bence fiyat uygun. 614 İstanbul şartlarında evet. Konuşuyorum. Şimdi İstanbul'da böyle arkadaşlar fiyatlar. Yapacak bir şey yok. Haksız mı kardeşim? Japonya pahalı mı? Japonya pahalı. Böyle bir şey ne kadar öderdiniz Japonya'da? Oo, çok. Hadi ama ya. Japonya'da sushi aşırı pahalı bir şeymiş. Zeytinyağlı dolmanın fazla olması gibi bir şey bu. Olur mu canım? Zeytinyağlı dolma seviyor musun? Sarma. Sarma. Çok severim. Sardım biraz. Yaptın mı? Ha yaptım. Valla. Yaptın mı? Ha. Kesin bizimki gibi olmamıştır ama seninki. Yapsaydın da çağırsaydın. İzmir'e gittin. Ha gitti. Nereye gittin? Bayraklı. Tatile oğlum. Nereye götürdünüz çünkü Bayraklı tatile? Bayraklı'ya tatile götürdüler. İzmir depremden sonra şeye gittim. Kampanya yaptık Japonya arkadaşlarla. Bağış topladık. Bir tamam, depremzadelere bir şeyler verdik. Ya, çok iyi. Bizim yapabileceğimiz bir şey olsun söyle. En azından tamam. Duyurmasını hani da yaparız. Hani duyurabiliriz, destek olabiliriz. Teşekkür ederim. Yaparız yani. Neyse. Sağ ol kardeşim. Çok sağ ol kardeşim. Tatile nereye gittin oğlum? Yüzmeye. Tatil. Şey Dikili. Ama ben denizde yüzmeyi çok sevmiyorum ya. O yüzden var. Niye? Ada adamısın sen ya. Adanalı mıyım? Hayır, ada adamısın ya. Adanalı mıyım? Ya, Japonya bir ada yani. Senin deniz çocuğusun ya. Ya şeyde yüzüyorum. Havuzda. Deniz tuzlu ya o yüzden. Yiyor mu deniz? Neden? Ağzına su kaçıyor diye mi sevmiyorsun yoksa gözünü mü yakıyor? Ne? Ağza da geliyor. Faydalıdır ama. Faydalıdır. Ceyda sen niye böyle teyzeler gibi? Faydalıdır ama. İyidir. Neden tuzlu deniz suyu cilde çok iyi gelir ki? Acıyor. Acısın. Evet, teşekkür ederiz izlediğiniz evet, için. Evet, sağ olun. Teşekkür Aurora'ya ederiz. Aurora da teşekkür ederiz. Sağ olsun bizi misafir etti. Aşağıya Yoshi'nin de linkini koydu. Kanalına göz atın. Özellikle şu videosunu bir izleyin. Japonya hakkında bilinen 10 yanlış. Evet. Gülmekten ölürsünüz. Çok komik video. Vallahi ederiz geldin. Çok teşekkür ederim. Umarım keyif aldın. Evet eğlendim. Çok teşekkür tamam, ederim. Tamam iyi. Biz de yeni bir arkadaş edindik. Süper evet. Oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda. Adana'lı mıyım?